4A, 4B, 4C'li emekliye kötü haber. Emekliye kök maaş sürprizi. Milyonlarca zam bekleyen emekliye kötü sürpriz. Düşük maaşla geçinmeye çalışan emeklilerin durumu yeni yapılan zamla biraz iyileştirilmişti. Ancak kök maaş sorunu nedeniyle bazı emekliler için zor günler kapıda. Kök maaş problemi devam ediyor. Son dönemde uygulamaya konan en düşük emekli maaşı desteği uzun vadede sorunları çözmekten uzak kaldı. Kök maaşlar ile en düşük emekli maaşı arasındaki farkın artması, emeklilerin her 6 ayda bir sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Düşük maaş alan emekliler bu durumdan oldukça rahatsız. Ayrıca, uygulamanın emekli maaşları arasındaki farkı ortadan kaldırması, çalışanların prim esas kazançlarını asgari ücret üzerinden bildirmesine ve maaş farklarını işverenden almasına neden oldu. Zam beklentileri düşük. Ocak 2025'te yapılacak emekli maaş zammı hesaplamaları emekliler için olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Yıl emekli maaşlarına enflasyon tahminlerine göre %10-12 arasında zam yapılması bekleniyor. Ancak bazı emekliler bu zamla yeterli görmeyecek ve maaşlarında değişiklik olmayacak. Kök maaşları 11.500 TL'ye kadar olan emekliler, yıl yapılacak zammın ardından dahi 12.500 Türk Lirası olan en düşük maaş sınırının altında kalacak. Bu durumda maaşlarında herhangi bir artış olmayacak ve mevcut maaşlarını almaya devam edecekler. Tek çare, kök maaş zammı. Düşük kök maaşı olan emekliler için sıfır zam sorunundan kurtulmanın tek yolu kök maaşlara ek bir zam yapılması. Ancak mevcut ekonomi politikaları ve yönetim anlayışına bakıldığında böyle bir çözümün uygulanması zor görünüyor. Emeklilerin bu durumu nasıl aşacağı ise belirsizliğini koruyor.